Arkadaşlar Tonguç'a hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde kombinasyon soru çözümüyle karşı karşıyayız arkadaşlar. Evet, kombinasyon, kombine etmek yani gruplamak, seçmek bunların hepsi aynı manaya geliyor. 8 kişilik bir gruptan bir başkan ve kalanlardan da bir başkan yardımcısı. Bir kere cümleleri iyi okuyacağız. 8 kişiden direkt 2 kişi seçmiyoruz arkadaşlar. Ne seçiyoruz? Önce bir kişi seçiyoruz. Başkan, ardından kalanlardan bir başkan yardımcısı. Onun için şöyle yapıyoruz. 8 kişiden önce bir kişiyi seçiyoruz. Ve neydi? Çarpıydı arkadaşlar. Onun için şimdi de kalanlardan, yani kalan kaç kişi oldu? Bir kişiyi seçtiysek geriye 7 kişi kaldı. Bu 7 kişiden de bir başkan yardımcısı seçiyoruz. Bu kaç değişik şekilde oldu? 8'in birisi 8'dir, 7'nin birisi de 7'dir. 8 kere 7 56'dır. Evet. Tonguç'umuz 56'yı buldu. Cevabımız nedir? Denizli'dir arkadaşlar. Evet, 6 pantolon, 4 gömlek, 2 de ayakkabısı olan bir öğrenci kaç değişik şekilde giyinebilir? Evet. 6 pantolonu olan kişi 6 farklı 6 tane pantolondan bir tane pantolonu seçer ve giyinir. 6'sını birden giyinemeyiz arkadaşlar. Çarpı olayımız bitmedi. 4 gömlekten birini seçerim. Gömlek giyinirim. 2 ayakkabıdan birini seçer, ayakkabı giyinirim. Ya çok ayrıntılı yazmadık. Uzadıkça uzayacak arkadaşlar. Şimdi üçünü de giymek koşuluyla tabii ki soruda. Hani sen pantolonu giy, ayakkabıyı giyme olmuyor arkadaşlar. Pantolon da giyeceksin, gömlek de ayakkabı da giyeceksin. Biraz pahalı olacak ama. Evet, 6'nın birlisi 6'dır, 4'ün birlisi 4'tür, 2'nin birisi de 2'dir. Çarp. 6 kere 4 24, 2 ile çarptık. Sonuç 48. Cevabımız Denizli'dir arkadaşlar. 5 kişilik bir grup bir takside ikisi ön koltuğa, üçü arka koltuğa kaç farklı şekilde oturur? Evet, 5 kişilik bir grup bir takside ikisi ön koltuğa, şuralar ön koltuk olsun, üçü de arka koltuğa kaç değişik şekilde oturur? Şöyle oturturuz. 5 kişiden 2 kişiyi alırız, ön koltuğa oturturuz. Kalan 3 kişiden de 3 kişiyi arka koltuğa oturturuz arkadaşlar. Evet, peki bakın şöyle diyelim. Baktığımız zaman peki arkadaşlar bu 5 kişiden 2 kişiyi aldık, ön koltuğa oturttuk ama 2 kişi de kendi arasında 2 faktöriyel türlü yer değişmez mi? Yer değişir. Çarpı 3 kişiden 3 kişiyi aldık, arka koltuğa oturttuk. Bu 3 kişi kendi arasında 3 faktöriyel türlü yer değişmez mi? Değişir arkadaşlar. Doğal olarak nedir bunun sonucu? Bakın hesap yapalım. Bu 5'in ikilisi 5 çarpı 4. İki sayının çarpımı böyle 2 faktöriyele bölümü. Şurada da 2 faktöriyel var. 3'ün üçlüsü 1'dir. 3 faktöriyel de 3'tür. Evet, 2 faktöriyel gitti. 5 çarpı 4 çarpı 3 faktöriyel. Yani sonuç 5 faktöriyeldir. Yani 120'dir. Arkadaşlar uzattım olayı. Bakın hiç bunu yapmama gerek yoktu. Ne yapacaktım? Ben size bir kombinasyon yaptım. Bir de üstüne saymanın temel ilkesini, permütasyonu ilave ettim. Kafanız karışmasın. Arkadaşlar bunların düz bir sıra olmasıyla hiçbir farkı yok. 5 kişi ister öne 2 kişi, arkaya 3 kişi, ister öne 1 kişi, arkaya 4 kişi, isterse tersi olsun 5 kişi kendi arasında 5 faktöriyel türlü yer değiştirir arkadaşlar. O da 5 faktöriyeldir. Cevabı da 120'dir. Cevap Denizli'dir. Evet, 4 erkek 3 kız. Kızlar yan yana olacak. Erkekler de yan yana gelmek koşuluyla. Sadece kızlar değil, kızlar bir arada olacak. K1, K2, K3 diyelim. O zaman bir arada olmasına ancak bunları halka içerisine alır, birbirine bağlarım, yan yana olur. Başka türlü yan yana olmalarını sağlayamam. Erkekler de yan yana olacak. E1, E2, E3, E4 bir arada. Ne yaparım? Halka içerisine alırım. Bağlarım birbirine, yan yana olur. Peki önce dıştan bakıyoruz bu tür sorulara. Dıştan baktığımız zaman 2 tane grup vardır. 2 grup bir kere kendi aralarında kaç türlü yer değiştirir? 2 faktöriyel türlü yer değiştirir. Peki kızlar kendi aralarında 3 faktöriyel türlü yer değiştirir. Erkekler kendi aralarında 4 faktöriyel türlü yer değiştirir. O zaman toplam bu kadar türlü yer değiştirirler. 4 faktöriyel 24'tür. 3 faktöriyel 6'dır. 2 faktöriyel de 2'dir. 24 ile 12'yi çarpacağız arkadaşlar. Şimdi 24 ile 12'yi şöyle çarpalım. 4 kere 2 8, 2 kere 2 4, 4 kere 1 4, 2 kere 1 2 topladığımız zaman 8 8 2 288 şekilde bunlar dizilirler. Cevabımız Edirne'dir diyeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, aynı cinsten iki kişi yan yana gelmemek koşuluyla düz bir sırada kaç türlü dizilirler? 6 erkek 6 kız. Evet, 6 erkek 6 kız.
Aynı cinsten iki kişi yan yana gelmeyecek. Şöyle yapıyoruz. Erkekleri erkek 1, erkek 2, erkek 3, erkek 4, erkek 5, erkek 6 yazıyoruz. Şimdi aynı cinsten olmayacaksa bir kere kızlar buralara bir gelir arkadaşlar. Şöyle olabilir. Kızlar K1, K2, K3, K4, K5, K6 şeklinde de olabilir. Veya K1 burada, K2, K3, K4, K5, K6 şeklinde de olabilir. Yani iki alternatifimiz vardı, unutmayın. Erkekler kendi aralarında 6 faktöriyel türde dizilir. Kızlar da kendi aralarında 6 faktöriyel türde yer değiştirir. Ama sıralama kızlarla da başlayabilir. Şöyle yazarsak arkadaşlar kızları. K1, K2 dediğimiz gibi K3, K4, K5, K6 şeklinde yazarsak sıralama böyle de olabilir. Yani çarpı 2 faktöriyel de yazabiliriz. İki alternatifimiz vardır. 6 faktöriyel çarpı 6 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel cevap Bursa'dır diyeceğiz arkadaşlar. Evet, 5 erkek 6 kız aynı cinsten 2 kişi yan yana gelmemek koşuluyla. Evet arkadaşlar, 2 kişi aynı cinsten yan yana gelmeyecek. Bunu şöyle yazalım. Önce kızları bir yazalım. Kız 1, kız 2, kız 3, kız 4, kız 5 ve kız 6. Evet, yan yana gelmeyecek. Ancak ve ancak şöyle olur. Erkekleri şuraya koyarsak, zaten başka bir yere erkek kalmadı. Böyle sıralama yaparsak ancak iki aynı cins yan yana gelmemiş olur. Kızlar kendi aralarında 6 faktöriyel, erkekler 5 kişi olduğu için kendi aralarında 5 faktöriyel türlü yer değiştirir. Yani toplam 6 faktöriyel çarpı 5 faktöriyel türlü yer değiştirirler diyeceğiz arkadaşlar. 6 faktöriyel çarpı 5 faktöriyel türlü otururlar yan yana arkadaşlar bunlar. Evet, cevabımız Ceyhan'dır. 20 soruluk bir sınavda ilk 8 sorudan en az 4 soruyu yapmak zorunda ise toplam 6 soru kaç türlü yapılır? Arkadaşlar, bir önce sorduğumuz soru esasında permütasyon sorusu. Niye bu teste koyduğumu söyleyeyim. Arkadaşlar, şimdi öğrencilerde şu yapı var. Permütasyon hangisi, kombinasyon hangisi? Evet, sorunun niteliğini anlayın diye, bir arada gözüksün diye kombinasyon testlerinin içerisine permütasyon testleri de koyduk. Permütasyon zaten kombinasyonun bir altyapısıdır. Evet, 20 soruluk bir sıramız var. İlk 8 soru 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bu ilk 8 sorumuz olsun. Sonra 12 tane daha soru var arkadaşlar burada. Böyle bakıyoruz. Burada da 12 tane soru var. Burada da 8 tane soru var. Şimdi ne yapalım? 20 sorudan kaç tane soru istiyoruz? İlk 8 sorudan en az 4'ünü kullanacağım. Toplam 6 soru seçeceğim. Şimdi 6 soruyu nasıl seçerim? İlk 8 sorudan en az 4'ünü kullanacaksam. Bakın şuraya birinci grup, şuraya da ikinci grup diyelim. Birinci grup ve ikinci grup. Birinci gruptan 4 tane kullanır. İkinci gruptan toplam 6 tane sorum olduğu için 2 tane kullanırım. Birinci gruptan en az 4 tane dediği için 5 tane kullanırım. İkinci gruptan 1 tane kullanırım. Toplam 6'ya tamamlıyorum. Veya birinci gruptan 6 tane soru kullanırım. İkinci gruptan hiç soru kullanmam arkadaşlar. Çünkü toplam 6 sorumuz var. Peki bunu neyle seçiyoruz? Bakın 4 tane seçim yapıyoruz. İşte bu kombinasyondur arkadaşlar. 8 tane sorudan 4 tanesini seçeceğim. Ve bitme dolayımız. Geri kalan şuradaki 12 sorudan da 2 tane seçeceğim. 12 taneden de 2 tane seçeceğim. Veya şu 8 sorudan 5 tane seçeceğim. Geri kalan 12 tane sorudan da 1 tane seçeceğim. Veya 3. bir alternatifim var. Şu 8 tane sorudan 6 tane seçeceğim. Geri kalan bunlardan seçim yapmayacağım. Bunu hesaplayacağım. 8'in dörtlüsü 8, 7, 6, 5 bölü 4 faktöre. Yani 4, 3, 2, 1. 12'nin ikilisi 12 çarpı 11 bölü 2 faktöriyel. 8'in 5'li 8'in üçlüsüne eşit. O da 8, 7, 6 bölü 3 faktöriyel. 12'nin birisi 12'dir. 8'in 6'sı da 8'in ikilisine eşit. O da 8 çarpı 7 bölü 2 faktöriyel. Bu işlemi yapalım gelin. Evet. 4 kere 2 8, 8'i götürdü. 3 kere 3 ile 6 sadeleşti, 2 kaldı. 2 kere 5 10. 10 ile 7'yi çarparsak 70 olur. Çarpı. Evet, 2 faktöriyel 12 giderse burada 6 kalır. 6 ile 11'e çarparsak 66 olur. Artı. 3 faktöriyel 6'dır. 6 ile sadeleştir. Burada 56 çarpı 12 kalır arkadaşlar. Artı. 2 faktöriyel 2'dir. 8 ile sadeleştirse 4. 4 kere 7 28 olur burası da. İşlemleri, gerekli işlemleri yapalım arkadaşlar. 66'yı 6 çarpı 11 şeklinde yazabiliriz. Tekrar yazalım. 6 çarpı 11. 12'yi de 6 çarpı 2 şeklinde yazalım. Ortak şurada parantezleri almaya çalışalım. Bakın burayla burayla arasında 6 ortak. 6 parantezini alırsak 70 çarpı 11 770 artı. 6 parantezinde 2 çarpı 56'dan 112.
Evet, artı bir de 28 var. Bulduğumuz sonuca 28 ilave edeceğiz arkadaşlar. 770, 112 daha. Bakın topladığımız zaman 2, 7, 1 daha 8, 7, 1 daha 8, 882. Çarpı bir de 6 var. 6, 6 kere 2, 12, 1 elde. 6 kere 8, 48, 1 de elde, 49 elde var, 4'tür. 6 kere 8, 48, 4 de elde, 52, 5292'ye bir de ne ilave edeceğiz? 28 ilave edeceğiz arkadaşlar. Toplayalım. 8, 2 daha 10, 9, 2 daha 11, 1 de elde 12, 2, 1 daha 3, 5 de... Evet yazdık. 5320 mümkün şekilde. Biraz korkuttu beni. Sayıyı tutturamayacağız diye arkadaşlar. Çünkü sayılar büyük sayılar. İşlemlerle uğraştık. Biraz hamallık yaptık açıkçası. Matematikte bazen de hamallık gerekiyor. Cevap Denizli'dir arkadaşlar. Evet, 10'un ikilisi, 10'un üçlüsü, n artı 1'in üçlüsüne eşitmiş. N nedir? Uzun uzun yaparım arkadaşlar. Yani kural mural bilmeme çok da gerek yoktur. Bakın 10'un ikilisi nedir? 10 çarpı 9. 10'dan geriye 2 sayıyı çarptım. 2 faktöriyle böldüm. Yani 2'ye böldüm. 10'un üçlüsü. 10'dan geriye 3 tane sayıyı çarptım. 3 faktöriyle böldüm. Bunu bir hesaplayalım. Evet, 10'la 2 sadece size 5. 5 ile 9'u çarptık. 45 artı 3 faktöriyel 3 çarpı 2 çarpı 1'dir. 3 ile 9 sadeleştirirse 3, 8 ile 2 sadeleştirirse 4, 4 kere 3 12, 10 ile çarptık 120. 120, 45 daha 165'tir. 165. N artı 1'in üçlüsüne eşitmiş. N artı 1'in üçlüsü nedir? N artı 1'den geriye 3 tane sayı çarpacağız. N artı 1 çarpı N çarpı N eksi 1 bölü 3 faktöriyel. 3 faktöriyel nedir? 6. Buraya da çarpı 6 yazacağız. Hatta 165 çarpanlara ayırırız. Bu 11 çarpı arkadaşlar 15'tir. Burada da bir 6 vardır. Burada da büyükten küçüğe doğru yazarsak N artı 1 çarpı N çarpı N eksi 1 yazarız. Yani küçükten büyüğe doğru birer artarak gitmiş sayılardır. Evet, küçükten büyüğe doğru bunları birer artırmak için bakın 11, 15'i 5 çarpı 3 şeklinde yazıyoruz. 6'yı da 3 çarpı 2 şeklinde yazarsak küçükten büyüğe doğru nasıl şey yaparız arkadaşlar? Evet, N'e 1 2 tane değer verelim. N değeri kaçtır? N'e 11 verirsek sağlar mı? Bakın 11 verirsek burası 10 olur. 11 verirsek burası 11 olur. 11 verirsek burası 12 olur. Yani 12 çarpı 11 çarpı 10 buna eşit midir? 12 çarpı, bak 12 çarpanı buradan gelmez ki. Zaten 6 gelir, buradan 2 çarpanı gelmediği için 12 çarpanı buradan gelmez. Bir kere 11 değeri değildir arkadaşlar. 10 değerine bakalım olur mu? 10 değeri verirsek burası 11 olur. N'e 10 verirsek 11. Burası 10 olur. 10 verirsek burada 9. 9 çarpı 10 çarpı 11 mümkün müdür? Evet, 11 ile 11 aynıdır. 10 ile 9'un çarpımı 90. 15 ile 6'nın çarpımı da 90'dır. Evet, N'e 10 değeri verdiğimiz zaman bu denklem sağlanır. Cevabımız 10'dur. Uğraşmayacağız arkadaşlar. Gelelim pratiğe. Bu işin uzun yöntemi buydu. Pratiği şuydu arkadaşlar. Bakın 10'un ikisi 10'un üçlüsüne eşitse... Bu toplamların, pardon, 10'un ikilisiyle 10'un üçünün toplamı nedir diye soruluyorsa unutmayalım ki bunu bir artırıyoruz. 11'in üçlüsüne eşittir. Peki 11'in üçlüsüne eşitse n artı 1 11 eşitse n de 10'dur. Evet, cevabımız da 10'dur. Cevap bulursak. 5 kız 4 erkek arasından 5 kız 4 de erkek var. Arasından ne seçelim? 5 kişi seçilecek, 5 kişi. Peki bu 5 kişinin üzerine en az 4 kız bulunacak. Toplam 5 kişi seçeceğiz. Peki kız ve erkek nasıl seçeceğiz? En az 4 kız bulunacaksa ya 4 kız bulunacak zaten toplam 5 kişi seçeceğimizden dolayı ya da 5 kız bulunacak. Peki 4 kız bulunabilir mi? Bulunur. Peki 4 kız bulunursa bir tane de erkek bulunacak ya da 5 kız bulunup hiç erkek bulunmayacak. Bu şekilde seçim yaparız. Peki önce 4 kız seçeceğim. Kızı kızların arasından seçeceğim. O zaman 5 tane kızdan 4 tane kız seçeceğim. Bitme dolayımız ve bir tane de erkek 4 erkek arasından da bir tane erkek seçeceğim. İkinci bir alternatifim var ya da 5'inin de kız seçeceğim. Yani 5 kız arasından 5 tane kız seçeceğim. 5'in 5'lisidir. Erkek seçmeyeceğim. 5'in 4'lüsü 5'in 1'lisine eşitti. O da 5'tir. 4'ün 1'lisi 4'tü. Buradan da 5'in 5'lisi 1'di. 20. 5 kere 4 20'dir. Buranın alternatifi de 1'dir. Bunların toplamı kadardır. Çünkü iki alternatifli soruydu bu. Ya bu olabilir veya ikinci bir alternatif bu da olabilir. 20 artı 1'den sonuç 21'dir. Cevap Adana'dır. Evet. 6 kişi 5 katlı bir binanın katlarını asansör yardımıyla çıkacaktır. Bu kişiler kaç farklı şekilde çıkar? Kombinasyon, permütasyon, sıralama vardır arkadaşlar. Sorumuz esasında permütasyon sorusudur. Yine kombinasyonun bir alt konusudur. 5 kata çıkacak değil mi bunlar? Birinci kişiyi alalım. 5 kattan herhangi birine bu kişiler kaç farklı şekilde katlardan hem? Birinci kişi 5 katın birine gidebilir. 5 alternatif var mı? İkinci kişinin kaç alternatif var arkadaşlar? Baktığımızda ikinci kişinin de 5 alternatif var. 5 kattan birinde inebilir. Üçüncü kişinin de 5 nokta nokta nokta. Dördüncü kişinin 5, beşinci kişinin 5, altıncı kişinin de 5 alternatif vardır. Yani 5 üzeri 6 alternatif vardır burada. Cevabımız Denizli'dir. 13 koyun ve 11 keçi arasından. İnatçı bir soru dedik. Keçi var işin içerisinde arkadaşlar. 13 koyun ve 11 keçi arasından satılmak üzere bir koyun ve bir keçiye.
Bir koyun seçeceğiz. O zaman 13 koyundan bir tane koyun alacağız. Çarpı V diyor. Ne V demek, ne demekti? Çarpı demektir. Bir tane de keçi seçeceğiz. 11 tane keçiden bir tane keçi. Bu kadar türlü değişik seçim yaparız. 13'ün birlisi 13'tür. 11'in birlisi 11'dir. 13 ile 11'i çarparsak bir sayı 11 ile çarpmanın pratik yöntemi. 3'ü yazıyoruz. 3 ile 1'i yazıyoruz. Topluyoruz. 3 ile 1'i topluyoruz. Buraya yazıyoruz. 1'i buraya yazıyoruz. 143. Cevap Denizli'dir. Evet arkadaşlar, bir test edici sorumuz. Evet, baktığımız zaman böyle bir sembol biraz önce kullandık. Biraz daha karmaşıklaştıralım dedik. N'in 400'ü, N'in 500'ü. Bu N artı 1'in 5'lisine eşittir. Arkadaşlar bu bir kuraldır. Şunun, bakın şunlar aynıysa, bunlar birer ardışık sayıysa üstünü 1 artıyoruz, büyük sayı yazıyoruz. N artı 1'in 5'lisi. Bu 5 ile bu 5 aynıysa demek ki şuranın N artı 1 olması lazım. Yani 3N eksi 15'in N artı 1'e eşit olması lazım. N'i diğer tarafa atarsak 2N eşittir. Eksi 15'te diğer tarafa atarsak 16. 2N 16 ise N 8'dir. Cevap nedir? Denizli'dir arkadaşlar. Evet. Bir hani önceden sorduğumuz soruların pekiştirici, tekrar edici bir sorusu. Aynı cins kitaplar birbirinden ayrılmayacak. Bir kere matematikler bir arada duracak. Ne yaparız? Çember içerisine halkaya alırız, bir arada durur. Fizikleri de bir arada tutacağız. Fizikleri de böyle halkanın içerisine alırız, bir arada durur. Kimyaları da, 4 tane kimya var ya, hani bir arada tutacağız, halkanın içerisine alacağız. Başka türlü ayrılırlar, birbirinden koparlar. Dışarıdan baktığımız zaman 3 tane halka vardır. 3 halka kendi arasında yer değişemez mi? Değişir. 3 faktöriyel. Peki içlerine girdik. Matematik kendi arasında yer değişemez mi? 2 faktöriyel. Fizikler kendi arasında yer değişemez mi? 3 faktöriyel. Çarpı kimyalar kendi arasında yer değişemez mi? Yer değişir. 4 faktöriyel türlü. 3 faktöriyel 6'dır. 2 faktöriyel 2'dir. 3 faktöriyel 6'dır. 4 faktöriyel 24'tür. Hesap yapalım. 24 ile 6'yı çarparsak 144. Çarpı 6 ile 2'yi çarparsak 12. Evet, çarpmıyorum arkadaşlar. 144 ile 12'yi çarparsak sonu 8 ile biten sayıdır. Biraz da test tekniği kullanalım. Cevap edir nedir? 4 basamak sayı çıkacak. Ondan dolayı diyoruz. 5 erkek, 2 kız. Kızlar yan yana gelmeyecek şekilde. Şimdi kızlara Tonguç'tan biraz yardım alalım arkadaşlar. Peki nasıl yapacağız bunu? Nasıl hani önceden dediydik ki erkekler yan yana gelsin, kızlar yan yana gelsin. Erkekler yan yana gelmesin, kızlar yan yana gelsin vesaire. Burada ne demiş? Kızlar yan yana gelmeyecek. Kızların yan yana gelmesi nasıl olur? Tüm ihtimallerden, tüm olası durumlardan, tüm alternatiflerden kızların yan yana gelme durumunu çıkartırsak kızların yan yana gelmeme durumları kalır. Biraz tekerleme gibi oldu ama. Bakın tüm alternatifler 7 kişidir. 7 kişi kendi arasında kaç türlü yer değişir? 7 faktöriyel türlü yer değişir. Peki bu tüm alternatifler vardır bunun içerisinde. Kızların yan yana oldukları, erkeklerin yan yana oldukları veya olmadığı. Tüm alternatiflerden kızların yan yana geldiklerini, kızların yan yana gelmesini nasıl alırız? Kızları bir arada tutarız, halka içerisine alırız. Erkekleri de 1, 2, 3, 4, bir de buraya yazarız 5. Fark etmez. Yani erkekler istediği türlü yer değişebilir. Dışarıdan baktığımız zaman bunu bir kişi kabul ediyoruz. Bir bu, ikincisi bu. 3, 4, 5, 6. 6 kişi kendi arasında 6 faktöriyel türlü yer değişir. Kızlar da kendi aralarında 2 faktöriyel türlü yer değişir. En genel durumdan kızların yan yana gelme durumunu çıkartırsak kızların yan yana gelmediği durumlar kalır. Peki burada 7 faktöriyel 7 çarpı 6 faktöriyel eksi 6 faktöriyel aynen duruyor. Bunu da 2 faktöriyel yazarsak ortak parantezi, yani 6 faktöriyel ikisinde de ortak olduğu için ortak paranteze alırsak 6 faktöriyelin içerisinde 7, 6 faktöriyelin içerisinde burada da 2 faktöriyel, o da 2 kalır. Evet, 6 faktöriyeli yazdık. 7'den 2'yi çıkarttık. 5. 6 faktöriyel çarpı 5 var mı cevabımız? Var arkadaşlar. Bursa'dır cevap. Evet. 3 matematik, 2 fizik kitabında. Bir rafa aynı tür kitaplar yan yana gelmek koşuluyla. Matematikler bir arada olacak. Fizikler de bir arada olacak arkadaşlar. Kaç değişik biçimde dizilebilir? Dışarıdan baktığımız zaman iki grup vardır. İki grup kendi arasında iki faktöriyel türlü yer değiştirir. Çarpı. Matematikler kendi arasında 3 faktöriyel türlü, fizikler de kendi arasında 2 faktöriyel türlü yer değiştirir. Evet, toplam bu kadar türlü yer değişir. 2 faktöriyel 2'dir, bu da 2'dir. 3 faktöriyel 6'dır. 6 kere 4, sonuç 24 türlü yer değişebilirler arkadaşlar. Evet, 5 erkek, 6 kadın arasından. En az biri kadın olmak üzere. Kadın ve erkek diyelim. En az biri kadın ne demek? Bir kadın olabilir. İki kadın olabilir. Toplam 3 kişi olduğu için 3 kadın da olabilir. Peki bir kadın olursa o zaman 2 tane de erkek olacak toplam 3 kişi seçilmesi için. 2 kadın olursa o zaman bir tane erkek olacak. Toplam 3'e tamamlıyorum. 3 kadın olursa erkek olmayacak arkadaşlar. 3 alternatif durum vardır. Peki kadınlar içerisinden 6 tane kadından bir tane kadın seçelim. 6'nın birisi. Çarpı bitmedi. 2 de erkek seçeceğiz. 5 erkeğin içerisinden 2 tane de erkek seçeceğiz. Devam edelim.
İki tane kadın seçelim. Altı tane kadının içerisinden iki tane kadın seçeceğiz. Çarpı erkeklerin içerisinden beş tane erkeğin içerisinden de bir erkek seçeceğiz. Üçüncü alternatifimiz ise direkt üç tane kadın seçeceğiz. Yani altı kadın içerisinden üç tane kadın seçeceğiz. Bunları ayrı ayrı hesaplayacağız. Altının birisi altıdır. Beşin ikisi beş çarpı dört. Beşten geriye iki sayının çarpımı bölü iki faktöriyeldir. Yirmiyi ikiye bölersek on, altı ile çarparsak altmış. Bu birinci durum. İkinci alternatif altının ikilisi altı çarpı beş bölü iki faktöriyel. Beşin birisi de beştir. Hesabını yapalım. Otuz, ikiye bölersek on beş, beş ile çarparsak yetmiş beş mümkün durum. Üçüncüsü altının üçlüsü. O da altı, beş, dört bölü üç faktöriyel. 3 faktöriyel 6'dır. 5 ile 4 çarparsak 20 mümkün durum. Hepsini toplarsak 75, 60 daha 135. 20 daha 155 mümkün durum söz konusudur. Cevap edilmelidir. Evet, 3 kız 5 erkek arasından 2 kız ve 2 erkek. Şöyle seçiyoruz arkadaşlar. 2 kızı kızlar arasından. İki erkeği de erkekler arasından seçeceğiz. O zaman üç kızdan iki tane kız seçeceğiz. Olayımız bitmedi. Çarpı. Çünkü öbür iki erkeği de seçmemiz lazım. Beş erkeğin arasından da iki tane erkek seçeceğiz. Bu şekilde kaç türlü seçilir diyor. Üçün ikilisi üçün birlisine eşittir. O da üçtür. Şey pardon. Evet. Üçün ikilisi arkadaşlar üçün birlisine eşittir. İki üçe tamamlayan sayı üçün birisi de üçtür. Beşin ikisi beşten geriye iki tane sayı çarpıp iki faktöriyle bölmek demektir. Beş çarpı dört yirmi. İkiye bölersek on. Onla üçü çarparsak sonuç otuz çıkacak. Yani cevabımız nedir diyoruz. Evet. Pekiştirici, tekrar edici sorular üst üste çözüyoruz. Görün diye arkadaşlar. 5 matematikçi, 4 tane fizikçiden. Ne yapacak bu adamlar? En az 3 matematikçinin bulunması. Matematik ve fizikçiler bulunacak. En az 3 matematikçi ne demek? 3 matematikçi olabilir ama toplam 5 kişi seçeceğiz. O zaman 2 tane de fizikçi olur. Ya da 4 matematikçi olur. Çünkü en az 3 matematikçi ne demek? 4 matematikçi olabilir, 1 tane fizikçi olur. 5'i de matematikçi olur arkadaşlar. Toplam 5 kişi seçeceğiz. Fizikçi olmasın. Yine 3 alternatif durum var. 5 matematikçiden 3 tane matematikçi seçiyoruz. Ve 4 tane fizikçiden de 2 tane fizikçi seçiyoruz. Bu birinci durum. İkinci alternatifimiz. 5 matematikçiden 4 tane matematikçi seçeriz. 4 tane fizikçiden de 1 tane fizikçi seçeriz. Üçüncü durum ise 5 matematikçiden 5 matematikçiyi direkt seçeriz. Hiç fizikçi seçmeyiz. 5'in üçlüsü 5'in ikilisine eşittir. 5'in ikisi de 5'ten geriye 2 sayı çarpı 2 faktöriyle bölmektir. 4'ün ikisi de 4'ten geriye 2 sayı çarpı 2 faktöriyle bölmektir. Evet, 5 kere 4 20, 2'ye bölersek 10'dur. 4 kere 3 12, 2'ye bölersek 6'dır. Evet, 6 ile 10'u çarparsak 60'tır sonuç. 5'in dörtlüsü 5'in birlisine eşittir. O da 5'tir. 4'ün birisi de 4'tür. 5 ile 4 çarparsak sonuç 20'dir. 5'in beşlisi de 1'dir arkadaşlar. 60, 20 daha 80, 1 daha 81. 81 türlü değişik seçim yapabiliriz arkadaşlar. Evet, matematiğin Türkçesi dedik. Neden dedik arkadaşlar? Evet, aralarında A ve B neden dediğimize gelince ve veya ya ya da hem de kavramlarını nasıl kullanıyoruz, neden kullanıyoruz, bunlara dikkat edin diye söyledik arkadaşlar. Evet, aralarında A ve B var. Toplam 8 kişi arasından 4 kişilik grup seçilecekti. A ya da B'nin bulunduğu. Şimdi ya da ne demek arkadaşlar? A ya da B. A bulunacak, B bulunmayacak. Veya B bulunacak, A bulunmayacak. Bu demektir ya da bu demektir. Şimdi şöyle yapıyoruz. Toplam 8 kişimiz mi var? A var, B var ve 6 kişi daha var. 3, 4, 5, 6. Baktığımız zaman 6 kişi burada, 2 kişi de burada, 8 kişi var. Peki bunu nasıl yaparız? Toplam 4 kişilik grup seçilecek. Önce A bulunsun. Tamam, 4 kişi seçmeyeceğiz mi? 1, 2, 3, 4. Burada A bulunacak. Bulunsun, tamam. O zaman A ve B'yi kapatıyoruz burada. Çünkü A'nın bulunup B'nin bulunmamasını istiyoruz. A ve B'yi kapatırsak kalan 6 kişiden A bulunacağı için 3 kişi seçeceğiz. Geriye ne kalacak? 3 kişi seçeceğiz. Çünkü A bulunacak burada. 6 kişiden 3 kişi seçersek A bulunup B bulunmamış olacak. Yani 6 kişiden 3 kişi seçeceğiz arkadaşlar. E peki ikincisi de aynı durum söz konusu değil midir? B bulunup A bulunması da aynı durum. O da 6'nın üçlüsüdür. 6'nın üçlüsü ise 6'nın üçlüsünü toplayacağız. Ya da 6'nın üçlüsünün 2 katıdır diyeceğiz. 6'nın üçlüsü 6 çarpı 5 çarpı 4 bölü 3 faktöriyeldir. Evet, 3 faktöriyel 6'dır. 6 ile sadece ise 5 ile 4 çarparsak 20'dir. Evet, 20 burada, 20 de buradadır. Toplam mevcut arkadaşlar 40'tır. A ya da B'nin bulunduğu kaç kişi vardır? Kaç grup vardır? 40 grup vardır. Cevap Adana'dır. Evet arkadaşlar, önceden şöyle bir şey söylemiştik. Size bir daha söyleyelim. Mesela 15'in 13'lüsü dedik. Kaça eşittir? 15'in ikilisine eşittir arkadaşlar. Yani niye? Şu ikisinin toplamı her zaman bunları verecektir. Bunu unutmayalım. Bu 15, bu da 15 aynısı. O zaman şu ikisinin toplamı 15'i verecek, unutmayalım. Evet, 3x eksi 1 ile 2x artı 1'i toplayalım. 3x eksi 1 ile
2x artı 1'i toplayalım. Bunun sonucu kaçı verecek? 15'i verecektir. Evet, 1'ler gitti. 3x, 2x daha 5x'dir. 5x 15'e eşitse x kaçtır? 3'tür arkadaşlar. Şimdi bak bakalım başka bir değer. Olur mu? Peki bu buna eşit olsa da bir değer çıkmaz mı arkadaşlar? Oradan da bir değer çıkar. Toplamları 15 olacak ama mesela bu 15'in atıyorum dörtlüsü. Bu da 15'in dörtlüsü olsa bunlar birbirine eşit değil midir 15'in dörtlüsü olsa? Aynısıdır. Onun için eşit de olabilir. Yani 3x eksi 1 dediğimiz ifade 2x artı 1'e de eşit olabilir. 2x'i diğer tarafa atarsak x eşittir 2 kalır. O zaman x'in hem 3 hem de 2 değerini buluruz. X'in alacağı değerler nereden şüpheleniyorum? Bakın x'in alacağı değerler diyorsa demek ki birçok tane değer vardır. Direkt lap diye toplamları 15'tir diye atlamayalım arkadaşlar. 3, 2 daha sonuç 5'tir. Cevap edilmek. Evet, ödüllü sorumuz. Köşeleri ABC olan bu noktalardan geçen kaç tane üçgen vardır? Sorumuz budur. Evet, bugünkü dersimiz bu kadardır. İyi günler diliyoruz.